Herkese merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Rusuz78. Bugünkü rehberimizde sizlere Zephyr karakterini inceleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an Zephyr'in marketteki halindeyim. Kalıp gereksinimi için arkadaşlar Tenno laboratuvarından bunu elde edebiliyorsunuz. Bir dojoya sahip olmanız lazım ve Tenno kalıbını alabilirsiniz. Karakterimizin pasif yeteneği havada dururken arkadaşlar, bakın sizin elinizdeki silahlara %100'e de kritik vuruş şansı kazandırıyor. Yani sanmayın ki bu uçuyor kaçıyor. Öyle bir karakter değil arkadaşlar. Zephyr havadayken daha hızlı hareket ediyor ve yere düşerken de daha yavaş düşüyor. Havadayken tüm silahlar, bakın tüm silahlar arkadaşlar, %150 kritik vuruş şansı kazanıyor. Çok güzel bir pasif yetenek. Birinci yeteneğimiz bizim Superman gibi uçmamızı sağlıyor. Gökyüzüne yükseldiğimiz zaman böyle sabit durmamızı sağlıyor arkadaşlar. Durduğunuz yerden ateş edebiliyorsunuz. Ve skill'e aşağıya bakarak basılı tutarsanız güm diye bomba gibi düşüyorsunuz arkadaşlar. İkinci yeteneğimiz bastığınız zaman düşmanları bir araya toplayan ama basılı tutarsanız da dağıtan bir yetenek. Biz bunu kullanacağız birazdan. Üçüncü yeteneğimiz ise bize gelen mermileri arkadaşlar sektiriyor. Gördünüz mü? Bir nevi Mesa'nın yeteneğine benziyor. Ama bu bir rüzgar duvarı oluşturuyor. Size gelen mermiler rüzgara değerek başka yönlere gidiyorlar. Bu da çok güzel bir yetenek. Ve en sevdiğim yeteneklerden dördüncü yetenek arkadaşlar. Basılı tuttuğunuz zaman sabit hortumlar atıyor. Basılı tutarsanız sabit. Basarsanız yönlendirilebilir. Sağ tıka basıp yönlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Farenin sağ tıkıyla sağa sola hortumları istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz. Birazdan bunun güzelliğini göreceğiz. Şimdi benim yaptığım modlamaya bakalım. Benim yaptığım modlamada ben yine hibrit boyut yaptım. Gücümü arttırdım. Arkadaşlar güç niye gerekiyor diyebilirsiniz. Birazdan göreceğiz. Menzili normal tuttum. Süreyi de normal tuttum. Verimliliği de bir tık. Skill'leri daha verimli kullanmak için mesela bu 65 enerji istiyor. Bu 48 enerji. Bu 30. Bu da 16 enerji istiyor. Bu şekilde kullandım. İçlerinde bir augment var. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Benim Airburst'la vurduğum düşmanlar 14 saniye boyunca demiş. %25 ikinci silahımın hasarını arttırıyor. Hep beraber bunu şimdi test edeceğiz. Zephyr karakteri DPS olur mu diye düşünmeyin. Bakın havaya zıplayacağım. 1'e basılı tuttum arkadaşlar ve ilerliyorum. Süzüle süzüle gidiyorsun. Biraz mobiliteden kaybediyorsunuz ama havadayken avantajlı durumdasınız. Şimdi ben 4. skill'e basılı tutarak attım. Düşmanları bir araya topladım. Bakın yön değiştirebiliyorum bu şekilde. Ve üzerlerine arkadaşlar ikinci skill'ime bir kere dokunuyorum. %500'lük bir buff geldi. Ve hortuma sıkıyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? 20 adet 185 seviye yaratık ne oldu? Yok oldu. Hemen yeniden geleyim. Çıkarttım. Havada süzülerek giderken 1'e basılı tutuyorum. 4. skill'i yeniden basılı tutarak atıyorum. Bakın. Üzerlerine ikinci skill'i bir kere dokundurdum ve hortumun dibine sıkıyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Yok oldular. Şimdi üçüncü yeteneğe bir bakalım. Şimdi bana ateş ediyorlar. Bakın. Mermiler sağımdaki duvara ve solumdaki duvara sekiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Simsiyah oldu duvarlar. Şu an mermiler sekiyor. Ben de burada dans ediyorum. Bakın hasar almaya başladım. Mermiler sekiyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey değil mi? Bakın hala ateş ediyorlar. Ben şimdi 1'e bastım. Havada sabit durdum. Şimdi hareketli hortum attım. Bir kere dokundum arkadaşlar. Bakın. Böyle gel bakayım diyorum. Gel hortum böyle. Gel 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 gel. Şuraya doğru gel. Hortuma diyorum ki şuraya doğru git. Bakın. Hortumcum şuraya git. Gördünüz mü?
Havadayken yine 3'e basayım da ölmeyeyim. Şimdi yeniden 4'e bir kere dokundum. Hortuma diyorum şuraya git. Bak farenin sağ tıkıyla şu an. Şuraya git abi. Sen de şuraya git. Heh. Şuraya gidin abicim. Görüyor musunuz? Yönlendirebiliyorum arkadaşlar. Şimdi gideyim. Yaratıklarımı imha edip ikinci skill'in yaptığını göstereyim size. İkinci skill arkadaşlar, dokunduğunuz anda farklı, basılı tuttuğunuz anda farklı işlev yapıyor. Mesela dokundum, bir araya topluyor. Gördünüz mü? Ama basılı tutarsam dağıtıyor arkadaşlar. Böyle bir özelliği var. Birinci skill'den bahsedeyim. Çeşitli işlevleri var. Gidiyorsunuz, bire bastınız. Bakın sizi götürüyor. Süpermen gibi. İstediğiniz yöne böyle havada süzülebiliyorsunuz. Ama dedin ki ben bomba gibi yere düşmek istiyorum. Birinci skill'e basılı tutup aşağıya bakıyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu adamlara bir saldırı yapalım. Gördünüz mü? Zıpladım. Birinci skill'e basılı tuttum. Adamların üstüne indim. Zıpladım. Bu şekilde hasar verebiliyorsunuz. İsterseniz arkadaşlar dördüncü skill'e basılı tutup, bakın yine onları bir araya topladım. Yakın dövüş silahınızla hortumlara bu şekilde vurabilirsiniz arkadaşlar. Gördünüz mü? Hepsi de yok oldu. Yeniden göstereyim. Temizle. Gidiyorum. Dördüncü skill'e basılı tutuyorum. Pistolle atış yapmışım. Şimdi yakın dövüş silahımla vuruyorum. Bakın. Hortuma vuruyorum sadece. Kılıçla. Bakın yok oldular arkadaşlar. Hepsi de yandı. Kül oldu. Zephyr karakterimiz böyle şahane bir karakter. Kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Dojo'dan alıyorsunuz. Bunu sakın unutmayın. Bir dojo'ya girin. Oradaki laboratuvarları gezin. Birçok karakter ve silah sizi bekliyor. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Sağlıcakla kalın diyorum.